haline geldi ama sizin de alışmanız gerekiyordur. Başka şansınız da zaten yok. Saygıdeğer meslektaşlarım, bugün uyuşturucu ve uyarıcı maddeler eğitim seneleri, bunun başlığı bu. 3 Haziran tarihinde bu seneleri kalmadığımızda bayağı bir önceydi. Yani neredeyse Şubat ayı gibiydi. Kanlı seminerlerimizin sonu ama. Sürpriz seminerler olabilir mi? Evet, bundan sonra birkaç tane daha olabilir. Bu adli tatilin sonuna kadar öyle bir ihtimal var. Ama planlı seminerlerimizin sonu, gözün aydın. Sevgili arkadaşlar, bugün bir misafirimiz var. Ben de kendisiyle bir kitabı vesilesiyle tanıştım. Avukat Birsen Elmas, aynı zamanda Yargıtay'da uzun yıllar tetkik hakimliği yapıp emekli olmuş bir arkadaşımız, bir akademisyen de aynı zamanda. Çok güzel bir kitabı var. Barolara gönderdikleri kitapları bir gün açtım, baktığımda ya biz de yararlanalım diye düşündüm. Öyle tanıştık kendisiyle. Ve telefonla görüştükten sonra hiç tereddütsüz ben Antakya'ya getirdik kendimi dedi. Bu vesileyle de o aydan sonra da kendisini burada misafir etme şansı bulduk. Küçük bir sohbette bile ne yaptığımızı düşündüm. Ben faydalı bir seminer olacağını biliyorum. Düşünüyorum. Gülsen Hanım hala Adalet Akademisi'nde ders veriyor. İnanılmaz bir süreci olduğunu da o kısa sohbette görmüş oldum. Uyuşturucu konusu da bir Türkiye'de olduğu kadar bizde de ciddi suç türlerinden biri ve kısa zamanda neredeyse bir suç olmaktan öte bir ekonomik sebeplerle ticareti yapılan, ekibi yapılan uyuşturucu gibi bir konuyu burada gündeme ilk defa sanıyorum alıyoruz. Özür dilerim. Bu da konu başlıklı, yani dar başlıklı, böyle daha çok genel, işte HMFA, CMFA gibi başlıklardan öte daha dar konular eğitim seminerlerine doğru dönüştüğümüzün de habercisi bu seminerler. Son birkaç seminerdir biraz daha konu başlığına odaklanarak gidiyoruz. Bu da onlardan biri, önümüzdeki adli tatil sürecinden sonra da buna devam etmeyi planlıyoruz. Uyuşturucu madde suçları Türkiye'de sanıyorum en yaygın suçlardan biri ve mücadele edilmesi noktasında neredeyse toplumsal bir sorun olduğu için mücadele edilmesi noktasında hem geleceğimizi hem gençlerimizi ciddi anlamda tehdit eden, ciddi anlamda bir sorun oluşturan bir süreç. Çünkü uyuşturucu kullanma yaşı çocuk seviyesine inmiş durumda. Burada bizim bölgesel anlamda burada valilikler eliyle her ilde yapılan uyuşturucu toplantılar var. Baromuzun da aktif şekilde düzenli olarak içinde yer aldığını. Oradan resimde söylüyorum. Hatay'dan bu suç türleri hem yaygın hem gelişmiş durumda ve bununla da ortak bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor. Bu seminer biraz da hem meslekte uyuşturucunun ne olduğunu, ticaretini anlatan o Türk Ceza Kanunu'ndaki kapsamıyla beraber değerlendirilecek. Ama Birsen Hanım bir kitap yazmış. Ne iyi ki, iyi ki de yazmış. Ama şimdi kendi deneyimlerini, kendi hakimliği sırasında ve tetkik hakimliği sırasında karşılaştığı bütün o deneyimleri bir kitaba aktarmanın verdiği birikimi bizlerle paylaşmasını isteyeceğiz. Ben yararlı bir çalışma olacağını düşünüyorum, biliyorum. Sizin de burada olmanızdan ötürü sizlere de ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Birsen Hanım'a da bugün aramızda olmayı kabul ettiği için, misafir olmayı kabul ettiği için, bizimle beraber burada olmayı kabul ettiği için kendisine ben çok teşekkür ediyorum. Kendisini de buraya davet ediyorum.